Buna anneler çok iyi bilir, kıl kurdu derler. Beyaz iplik gibi böyle kısa. Çocuklar popolarını kaşırlar bunun için. Şimdi bunu yok etmek, yani bunun için dünyanın en kolay yöntemi kekiktir. Yani çocuğunuzun ağzına böyle tepeleme bir çay kaşığı kekik verin. Belki onu yutmak istemeyecektir. İşte kuru da olduğu için tadı da hoşuna gitmeyecektir. Ne yaparsınız? Tepeleme bir tatlı kaşığı kekiği alacaksınız. Bir bardak suda 5-6 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra bunu içecek. Evelallah kıl kurdu diye bir şey kalmaz. Bir de kabak çekirdeği yağı ilaveten salatasının içerisine bir tatlı kaşığı koyun. O bunu daha da güçlendirecektir. Burada bağırsak kurtları için bir karışım önermiştiniz. Acaba onu yapabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Kekik bulacaksınız. Şurada buldum. Dağ kekiği, yaban kekiği. Dağ kekiği. Bunu ne yapacağım? Şimdi bir tatlı kaşığı bundan alın Zahide Hanım. Sizin bağırsağınızın ölçüsü tam 150 mililitre. Tepeleme bir, evet tepeleme olursa bravo. Bunu 150 mililitre suda 6 dakika, 7 dakikaya kadar çıkabilirsiniz. Kısık ateşte kaynatacaksınız. O zaman şunu alayım ben. Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Şöyle aldım. Sıcak suyumu koyayım. Evet, önce sıcak suyu. Bravo Zahide Hanım. Artık hiçbir zaman bitkinin üzerine su, kaynar su dökmeyiniz. Galiba bu yetecek değil mi? Şimdi bunun içine tepeleme biraz daha koyarım, hatta kekik koyuyorum. Evet. Eğer kıl kurdu şikayeti varsa özellikle çocuklarda. Evet. Birazcık daha koyayım. Çünkü suyu fazla koydunuz da ondan. Ha, tepeleme dediniz ya, ben ondan dedim ama sıkıntı yok. Peki şimdi bunu götürüyorum. Yakmayın elinizi. Yok yok. Hocam biliyor sıcağa dokunamadığımı. Şöyle koyayım ve... Şimdi kekikle ilgili çok pratik bir bilgi daha vereyim size. Lütfen. Kekik hepimizin evinde var. Tabii. Yalnız böyle açıkta beklemişse aylarca bir faydası yok. Bu kapalı çünkü uçucu yağları uçup gidiyor, bir işe yaramıyor. Bir taraftan da ben yapayım. Bu arada çocukların kıl kurdu hepimizde olabilir de özellikle çocuklar dedik. Bakın nasıl güzel demlendi. İçinde kekik var. Sadece bu artık olmuş mudur hocam? İşte 5-6 dakika oldu tabii. Oldu. Bu tamam. Evet. Bunu o zaman ocaktan aldım. Bunu süzeceğiz ve çocuklarımıza ne yapacağız? Evet. Bunu içireceksiniz. Peki. Şimdi... Lütfen aç karna içirin, boş mideye ki hemen bağırsaklara insin. Şimdi yapacağımız yemeğin üzerine de ne yapacak? Ne yapacak? Kabak çekirdeği yağı, soğuk pres. Kabak çekirdeği yağı. Salatasının içine koyabilir, ne bileyim çorba varsa çorbanın içine, işte yemeğin içine karıştırsın. Peki. Bir yemek kaşığı.